Merhaba, herkese haftalar Kartonsan günlük grafik. Geçen hafta sonunda yani aylardır ben sıkıldım Kartonsan anlatmaya, düşen bu trendten. En sonunda 50 gün üstüne kapanışlarını vermeye başladı. Yani 2 3 kapanış oldu. Aşağı yukarı 2 kapanış oldu 50 gün üstünde. Bir alanda şu anda 5-20 kesişimini yaptı. Yine bakın burada söyleyeyim. Bu kıymetli bir şey. Yani 15 Aralık diyelim, 15-20 Aralık'tan beri, Aralık Ocak'ta, Ocak başından beri diyelim. Ocak başından beri ilk defa 5-20 kesişim oldu. 50 gün üstüne çıktı. Biraz neşesi kapattı 50 gün etrafında. Ama sorun değil. Olumlu göstergeler üretmeye başladı. Kartonsan yükselende bir hacim eşlik etti. Tabii şu son gün satışı pek hoş olmadı. Yani bu olmasaydı iyiydi yani çarşamba günü. Maalesef yani şu kötü bir şey anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani buradan kalkıp da aman çok kötü bir şey mi oldu öyle düşünmeyin. Ama yani fitiller çok benzer yerde. İşte baktığınız zaman yukarıda Rick Chapman yapıyor. Yani bu Rick Chapman'lar Allah'ın cezası bir şey. Bunlar böyle olduğu zaman yukarıda olursa, dipte olursa iyi tepki ifade eder. Şunun gibi yukarıda olursa da aşağı yönlü tabii bir tepki ifade edebiliyor. Ne takip etmek lazım? Yani tabii 65'in üstünde kalıcılık önemli. Kartonsan'da ne kadar kalabilirse ama orada. Yani sürünecekse de orada sürünsün fiyat. Bu önemli. Ama şimdi kısa bir tepki verdi 50 liradan. Fena bir tepki değil arkadaşlar. Yani 50, hatta ya, yani en dibini alırsak 46, da dibi almayalım 50 diyelim. 50 liradan 65 liraya bir tepki bu. Az kar yazmadı. O karın biraz realize olması gündeme gelebilir. 60 lira kırılmadıktan sonra bir tehlike yok. Yani orayı düzeltip tekrar yukarı yönlü hareket yapıyorsa kabuldür. Ama 60 lira kırılmaya başlarsa satış baskısı bir miktar daha artabilir. Yukarı doğru hareket tabi bu devam ederse 72 civarı bir direnç, her tepe daha sonra oyalandığı bir direnç, yani 78 civarı bir direnç olarak düşünülebilir. Tabi burada şunu da ifade edeyim, bakın bu tesadüf gibi 0.618 Fibonacci düzeltme oranlarından 68.50'ye geliyor. 68.50 de daha önce fitillerin olduğu bir alan, yani oradan bir satış yemiş. Bu tür tablolarda öyle olur demiyorum. Bakın ben bilmiyorum öyle olur mu olmaz mı, ama tamamen teknik analize dayalı ve istatistik olarak konuştuğumu unutmayın. Genellikle 0.618'ler tekrar geçilirse, yukarı doğru kırılırsa bu tür tablolarda bir miktar daha hız ivme beklenebiliyor hisselerde, olabiliyor. O yüzden bu 0.618'ler kırılmasını da önemserim. Onu söylemeyi atladım biraz evvel zannediyorum. Bu 68.50'nin üstüne çıkışı, kapanışı ciddiye almak ve gözlemek lazım. 786'dan dönmüştü aşağıda. Tabi bu 786, 0786, 50 lira civarları da önemli bir destek alanı olma niteliğini hala koruyorlar. 60'ın kırılması durumunda. RSI çok iyi bir alana geldi. Ama çok hızlı açıldığı için, biraz önce söyledim tabi kar var orada oldukça. Biraz boynunu büktü. Bir dinlenme aşaması diyelim biz buna. MACD'ye bakıyorsunuz hala, yani ikisi de pozitif olarak gözükmeye devam ediyor. RSI kendi ortalamasının üstünde. En azından boynunu büktü müktü ama şimdilik bir sorun değil. Söylenecek başka bir şey yok Kartonsan için. Umuyorum o da 0.618, 68.50'yi kırmasıyla o istatistiksel olan şey olur da hızlıca biraz toparlar. Çok insan kaldı burada zarar ziyan. O üzücü bir durum. Herkese iyi haftalar.